Vay vay, misafirlerimiz varmış. Ev sahiplerimiz misafirliğe gelmişler. Hoş bulduk. Ulan Piycan, ne anlatacağımı bilmiyormuş gibi ne dikiliyorsun? Patlatsana çayları. Tüm bardaklar dolsun. Ya hadi yaklaşın bakayım yamacıma. Yaklaşın. Gelin. Bu son faslıdır ömrümüzün. Nasıl olsa geçecek. Gelin. Nerede kalmıştık? Sultan Mahmut Ayvaz'ı evladı gibi yetiştirip onu en güvendiği veziri yapmıştı, değil mi? Evet baba. Ayvaz, üstün zekası ve başarısı sayesinde sultanın büyük güvenini kazanmıştı. Sultan Mahmut sarayın hazinesini ona teslim etmiş, anahtarını Ayvaz'a vermişti. Artık sarayın hazinesinin tek sorumlusu Ayvaz'dı. Ayvaz bazen bu hazine odasına hiç kimseye haber vermeden giriyor ve orada saatlerce duruyor. Bir türlü dışarı çıkmıyordu. Bu durum sarayda vazifeli bazı kişilerin hoşuna gitmedi. Saray etrafında bir dedikodu harisi dönmeye başladı. Bu Ayvaz sultandan gizli işler çeviriyor. Sultanın bu işlerden haberi yok. Galiba bu hazineden hırsızlık yapıyor. Nihayet Sultan Mahmut'a şikayet ettiler. Tedbir alması için uyardılar. Mahmut'un hazine dairesini gözetlediği gizli bir penceresi vardı. Ayvaz oraya girince bana haber verin dedi. Bir gün Ayvaz'ın hazine odasına girdiğini gördüler. Hemen sultana haber verdiler. Sultan onları da yanına alarak o pencereden seyretmeye başladı. Ayvaz içeri girdi. Kapıyı kapattı. Arkasından kilitledi. Bir sandığı açtı. İçinden bir torba çıkardı. Torbanın içinde eski elbiseler vardı. Yeni sultanın hediye ettiği o elbiseleri çıkardı. Eskileri o yırtık pırtık yamalı elbiseleri giydi. Geçti bir aynanın karşısına. Uzun uzun kendine baktı. Üstüne baktı. Bir şeyler konuştu öyle. Sonra o eski elbiseleri çıkardı. Tekrar torbaya koydu. Tekrar sandığa koydu. Kilitledi. Kapattı. Yenilerini giydi. Ve dışarı çıktı. Şikayet eden adamlar utandılar, kızardılar ama Ayvaz'ın niye böyle yaptığına bir mana veremediler. Sultan doğrusunu Ayvaz'dan öğrenmek lazım gelir dedi ve Ayvaz'ı huzuruna çağırdı. Ona niye bazen hazine dairesine yalnız gittiğini ve orada ne yaptığını sordu. Lütfen hiçbir şey saklamadan hadiseyi bize anlat ki buradaki insanların senin hakkındaki kötü düşünceleri yok olsun. Ayvaz her şeyi sultan ve adamların seyrettiği gibi aynen anlattı. Ve dedi ki sultanım, ben o eski elbiseleri bir zamanlar köle olduğumu unutmamak için giyiyorum. Siz bana çok büyük nimetler bahşettiniz. Çok büyük imkanlar verdiniz. Ama biliyorum ki insanoğlu çiğ süt emmiştir. Şımarır, ne olduğunu unutur. Nefsine uyabilir, şeytana uyabilir, kötü şeyler yapabilir. İşte ben nefsimi önceden bu şekilde uyarıyorum ki siz sultanımın güvenini sarsacak bir şey yapmayın. Yok aga, bir şey kalmaz. Hay Allah. Ben de senin kafana göre cevabı hazırlamıştım. Ya
kişi aslını unutmamalı. Üniformanın ancak ünvan verdiğini bilmeli. İnsanlık ancak öyle olur. Güzel karakter sahibi olmalı, şımarmamalı diye. Şimdi ben bu ayvazı niye anlattım? ...106 haftadır sultan bellediğimiz şu milletin insanlarına ayvazlık yapmaya çalıştık. İşte bütün ayvazlar burada. Eksik ziyade bir kusurumuz olduysa affola.